Bir zamanlar çok eski bir krallıkta dağların tepesinde bir ejderha yaşarmış. Ejderha o kadar büyükmüş ki kalın siyah pulları, bir insan kadar dişleri ve nefretle parlayan kırmızı gözleri varmış. Ağzından ise bir insanı öldürecek kadar kötü kokulu salyalar akıyormuş. Sefalet içindeki kasabayı kazıp kavuran ejderha ile savaşmak için rahipler, kimyacılar, savaşçılar ve sihirbazlar ortaya çıkmış. Ama gelin görün ki hepsi başarısız olmuş. Hatta ejderhayı yenmeye çalışan kahramanlar bile ejderha tarafından yakılmaktan kurtulamamışlardı. Kasaba halkı her akşam işlerinden 10.000 kişiyi seçip ejderhaya feda etmek zorundaymış. Çünkü ejderha yemini almazsa tüm kasabayı yok edecekmiş. Ejderha her saldırıda her tarafı yakıp kül ediyordu. Zammalı ejderhanın yenilmez olduğunu gören insanlar teslimiyet bayrağını çekmeye ve savaşmak yerine o korku ile yaşamaya başladılar. Kanaat önderleri insanları teselli etmek için zamanı gelince ejderhanın midesine inmenin insan olmanın bir parçası olduğunu söylemeye başlamışlardı. Felsefeciler ise bunun öğretisini bile üretmeye başlamışlardı. Gel zaman, git zaman. Ejderha daha da büyüdü ve artık tam anlamıyla yenilmezdi. Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle kasaba halklarından bilim adamları yetişmeye başladı. Ve bu devi yok edebilecek sistemler düşünülmeye başladı. Sonunda bu düşünceler ilk filizini vermişti. Ve işlerinden biri bir füze bu ejderha derisini delebileceğini ama gelin görün ki malzemeler çok pahalıydı. Bu sebeple kraldan fon istemeye karar verdiler. Kral ise bu konuda çok endişeliydi. Çünkü ejderha titanı yenilmezdi ve ona öğretilen de bu hayatın değişmez gerçeğiydi. Füze fikri hızlıca yayılmaya başladı ve birçok kişiyi heyecanlandırmaya başladı. Bu yüzden bu şüpheden para kazananlar ve hayatını buna verenler endişelenme içindeydi. Halkı yatıştırmak için bildiriler dağıtmaya başladılar. Bu kısa sürede huzur bozucu olunca kral tüm kraliyeti toplantı salonuna çağırarak bir toplantı yapmaya karar verdi. Salon kasaba tarihi boyunca hiç olmadığı kadar doluydu. İlk konuşmayı yapan ejderha yanlısı bu bizim kaderimiz ve insan olmanın bir gerçeğidir. Ejderha midesine inmek zamanı gelince herkesin yaşayabileceği bir onurdur dedi. Konuşma çok güzel bir üslupla yapılmıştı. Çoğu kişi ejderha yanlısının dediklerine katıldı ve onu destekledi. Tam bu konu kapandı. Herkes hemfikir derken dinleyiciler arasında bir çocuk ''Ejderha kötüdür! Ejderha kötüdür! O insanları öldürüyor!'' diye bağırdı. Aralarından bir diğeri ''Evet, ejderha iyi değil. O benim eşimi öldürdü.'' dedi ve çocuğa destek verenler hızla artmaya başladı. ''Ejderha kötü müdür? Evet. O senin büyük anneni alıp götürdü değil mi?'' dedi kral. ''Evet. Büyük annem bana kurabiyelerinin tarifini vermek için söz vermişti. Ama Noel'den sonra ejderha büyük annemi götürdü. Ejderha kötüdür çünkü insanları yiyor.'' diye ağlayarak cevap verdi çocuk. Bütün toplantı bu çocuğun haykırışı ile dondu. Ancak toplantı delinmiş ve ertelenmişti. Tüm bu yaşananlar duygusal olarak kralı etkilemişti. Kral bununla mücadele etmek için kendisinden tüm halka seslendi. Kasabaya destek olacağı ve bunun için hem para hem zaman vereceğini duyurdu. Kitlesel mitingler düzenlendi. Ödüllü proje yarışlarına girildi. Her alanda insanlar çözümler üretmeye başladılar. Füze projesi emekliyordu. Ancak henüz tutturulmamıştı. Fırlatma için her şey hazırdı. Tam o anda bir genç kalabalığın arasından sıyrıldı. ''Durun! Treni durdurun! Bu son tren! Son treni durdurun!'' diye krala koşmaya başladı. Krala bu yüz tanıdık geliyordu ama çıkartamadı. Onunla konuşmak istedi. Genç adam ona son treni durdurmasını söyledi ama kral üzgün olduğunu, bunun için çok geç olduğunu belirtti. Roket için her şey hazırdı. Geri sayım başladı. Nefesler tutulmuştu. 3, 2, 1, 0.
ejderha öldü. Halk sevinçten havaya uçtu. Kral kendi kendine düşünmeye başladı. Evet, öldü. Ama neden bu kadar geç başladık buna? Anlamış değilim. Belki 10 yıl önce yapsaydık milyonlarca insanı kurtarabilirdik. Fakat hepsini ölüme bile bile yolladık. Diye düşünmeye başladı. Kral genç adamın yanına gitti. Genç adam ona 12 yıl önce onunla konuşan küçük çocuk olduğunu söyledi. Kral, sen olmasaydın bunu başaramazdık. Ejderhayı öldüremezdik dedi. Halkın karşısına çıkan genç adam ile kral uzun bir yol kat ettik. Ama her şey yeni başlıyor. Hatalarımızdan ders çıkarmanın vakti gelmiştir. Bu masalda ejderha ile insan yaşlanması arasında ciddi bir analoji yapılmak istemiştir. Hikayede olduğu gibi iyileşmeye başlamak için insan pek çok etik engellerle karşılaşmıştır. Ancak bilim ve teknolojiyi doğru kullanırsak en sarsılmaz sandığımız taşlar bile yerinden oynatabilecek kudrete olduğumuzu göstermeye çalışılmıştır. Diğer hayvanların güçlü kasları ve keskin pençeleri var. Bizimse daha akıllı beyinlerimiz. Genel zeka bakımından sahip olduğumuz mütevazi üstünlük sayesinde dil, teknoloji ve karmaşık toplumsal örgütlenme geliştirmeyi başardık. Bu üstünlük her kuşağın öncekilerinin başlarından yenilerini ekleyerek daha da ilerledi. İnsani değerleri koruyacak bir tür süper zeka yaratabiliriz. Bunu yapmak için kesinlikle güçlü bir nedenimiz olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkürler.